Yani bu yazın, yaz akşamlarının, bahar akşamlarının çok tatlı bir modeli olmuş. Her türlü giyilir. Her şekilde. Her şekilde giyilir. Ayrıca hani kalıbıkla çalışılan bir model olduğu için diğer plaj elbisemiz gibi her formda yapılabilir. Kalıba çalışılan dediğin, bir kalıpta kaç bedende çalışıyorsun bunu mesela? Bunlar? Beden kaçsa, yani siparişle ördüğümüz için. Kalıbı kesip kalıbı koyuyoruz kesip, kendi kalıbımızı. Aynen şu şekilde. Bir dakika. Yaşar şuradaki kalıbımızı kalıpta çalışıldı dediği için. Bakın böyle kendi bir eteğinizden, elbisenizden böyle bir biz koyu renk olsun diye istedik altında böyle bir kalıp çıkartalım. Ben kraft kağıtla çalışıyorum. Kraft kağıt iyi oluyor mu? Daha sert oluyor. Şimdi biz bunun üzerinde çalıştığımız için sürekli o milaj kağıdı denilen o kağıtlar çok ince oluyor ve yıpranıyor. Yurdanur, bu fikri kaptık mı? Çok güzel bir fikir. Evet, şimdi Yurdanur oradan o fikri aldı. Evet. Diğerleriyle denedik, sıkıntı yaşadık çünkü. Şimdi o modelde bunda motifler düz kullanılıyor plaj elbisesinde birleştirirken. Şunda diyorsun. Evet, bunda motifleri düz yerleştiriyoruz. Bize bakıyor düz yüzü. Ha bir dakika. Şimdi kafamız karışmasın. Şu renkli renkli olan plaj elbisesi. Evet, o da yine kalıp üzerinde çalışılıyor. Yine kalıp üzerinde çalışılıyor. Kalıp dediği bunu bir yere yapıyoruz. Şu şekilde kalıp biz çıkarıyoruz. Biz de daha önce bu şekillerde çalıştık. Biz milaj kağıdına yapıyorduk. Bu iyi bir akılmış. Ya da başka neye yapılabilir? Bak karton denedik çok sert oldu. Karton elde sert olmadı. Oluyor. İğne sert batmadı oluyor. Vesaire. Evet. Ama bunu bir minder gibi hani içinde hafif sünger olan bir yastık tarzı bir şeyin üzerinde de çalışabiliyorsunuz. Onun üzerine iğneleyip onun üzerinde de çalışabiliyorsunuz ama biz genelde büyük form çalıştığımız için güzel. Elbise, hırka vesaire başaramadık. Yani herkes kendi kalıbını kendi çıkaracak. Bunda kaç motif var bu plaj elbisesinde? Bunda yaklaşık 160 civarı var. Ama hep yedekli çalışmak gerekiyor çünkü eklerken sizin o an bir motif orada olması gerekiyor. İhtiyacınız ip çok uzun olmasın, dönüşler rahat olsun diye. Küçük motifler minimum, kaç tane? Büyük, aşağı yukarı. 12 tane en mini var. Bunda 6 ana motif olduğu için. Yıldız şeklindeki büyüklerden 36 tane var. Şöyle hesaplamak daha doğru. Ana motif kaç adetse çalıştığınız modele göre şu motiften çarpı 6. Yıldız. Şu motiften çarpı 6 yapıyoruz ana motifin. Etrafı. Çünkü etrafına dizdiğimiz için. Evet. Şu motiften çarpı 2 yapıyoruz ana motifin çarpı 2'si. Şundan yine çarpı 2. Şundan çarpı 6. Minikten çarpı 6. Ve şurada yine bir minik orta boy bir motifimiz var. Bundan da çarpı 6 yapıyoruz minimum. Evet. Yedekli çalışmakta fayda var. Kalıp üzerine yerleştirdiğimizde birleştirirken ilave minik motiflere şunlara ihtiyaç evet. doğabiliyor çünkü. Ülkü Üçkale biliyorsunuz artık tanıyorsunuz. Daha önce başka bir sektördeydi, otomotiv sektöründeydi. Oradan buraya bir ekibi, ailesi şimdi çok güzel üretimler yapıyorlar. Ben gerçekten çok beğeniyorum. Çok teşekkür Arı gibi ederim. Çalışıyorlar hepsi. Evet, sağ olsunlar. Tabii emek, ekip çok önemli. Böyle bir şey bir tişört üstüne de olur. İçine bir astar yapabilir isteyenler hani giyim tarzınıza göre bu elbiseyi düşünebilirsiniz. Şu anda maya üstü gibi düşünülmüş ama içine güzel bir astar da dikilebilir. Bir elbisenizi buna adapte edebilirsiniz. Hadi başlayalım. İsterseniz ana motifi mi? Önce şuradaki ana motif ana biraz daha bahsedelim. Değişik. Ha bir şey dedin demin. Beyaz hırkada motifin tersini kullandık. Evet. Kalıba motifleri ters yerleştiriyoruz. Yani tersi bize bakıyor. Zira kabarık durması için ve altındaki bağlama şekli daha sık ve daha incedir. O zincir geçişleri. Motifi üstten bağladığınızda şuradan bağladığınız için motif bağlantı noktasıyla eş hizada gider. Diğerinde bağlantılar altta kalır. Motif öne çıkar. Bir dakika hemen gösterelim. Hemen gösterelim o şeyi. Beyaz hırkaya bir yakın çekim yapalım. Yani burada kağıda motifi öne çıkarıyoruz. Ters yöne yapıyoruz. Motifler öne çıkıyor. Bakın kabarık üç boyutlu gibi duruyorlar. Evet ve üzerlerinde hep ters sık iğne dediğimiz teknik uygulanıyor. Genelinde, ortalarında, üzerinde. Bilmiyorum beğendiniz mi? Yazın fikirleri. Evet nasıl yapıyoruz? Ana motifi söyleyelim. Nasıl yerleştiriyoruz?
Şimdi ben burada bir mini etek çalışması, hani burada daha pratik olsun diye mini etek şeklinde bir kalıp çalıştırdım. Ha, mini etek. Evet yani. Yapabilirler tabii. Biz hırkasını yaptık, uzun elbisesini yaptık, sırt açık elbisesini yaptık. Dolayısıyla kalıbını çıkarttığınızda her şeye uyabilir. Tamam. Bir sorun değil. Güzel. Bu etek için ortaya bir ana motif koyduk. Evet. Ana motifin etrafına yıldız motifler ve diğerlerini serpme. Bu sizin zevkinize kalmış. Nasıl istiyorsanız. Burada ortada güneş var. Evet. Ve yıldızları yerleştirdin oraya. Evet. Evet. Serptin. Evet. Bunu komple beyaz çalışmak istedik ama isteyen istediği renkte de çalışabilir. Hani hiç öyle bir renk kısıtlamamız iğneler da yok. İğneler renkli renkli duranlar iğneler. Bu komple beyaz oluyor. Komple beyaz da çok güzel olur. Evet Ülkücüğüm, ortadaki motifi nasıl yapıyorsun? Önce 8 zincir çekiyoruz. Zincirden bir halka oluşturuyoruz. Sonra bir tane sık iğne, 1, 2, 3 zincir. Tekrar boşa batıyoruz, bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne ile zinciri halkaya bağlıyoruz. Tekrar bir sık iğne. 1, 2, 3. Bu şekilde 6 tane, kimisi pıtırcık diyebiliyor buna. Farklı isimlendirmeleri var. Üst zincir ve zinciri bağladığımız sık iğne ile beraber 2 zincir olmuş oluyor. Hı hı. Tekrar üst zincir, tekrar bağlama sık iğnesi. Bir sık iğne daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. 1, 2, 3 zincirle tekrar göbeğimizi oluşturduk. Yana bağlıyoruz. Bu beyaz hırkadan istesek çalışır mısınız? Çok güzel olmuş. Biraz uzun süren bir şey galiba. 1,5 ay gibi bir emek süreci var. Vay, çünkü vay, tek vay. Kişi çalışmak zorunda. Aksi takdirde motiflerde el değişimi olabiliyor. Çünkü herkesin tığ tutma şekli vesairesi farklı. Tek kişinin emeği olduğu için 1,5 ay sürüyor. Bayağı iyi. Bakın böyle bir güller var orada, geliyor mu? Evet. Tersten yerleştirip monte ediyoruz. Bakın güller böyle kabar kabar duruyor orada. Çok şık duruyor. Şahane. Evet. Bağladıktan sonra ikinci sırada 6 zincir çekiyoruz. Çektiğimiz 3 zincirin ortasından 6 zincir çalışıyoruz. Onu yan sıradaki zincire, yandaki zincire bağlıyoruz sık iğneyle. Pamuklu bir ip kullanıyorsun. Evet. Tığın kaç numara? 2 milim. 2 milim. Yine 6 zincir çektik. Yine yandaki zincirin üzerine bağladık. Yine 6 zincir çekeceğiz. Bu sırada bu şekilde oluşuyor. Sonra şuraya bir tane çalışmıştım. Evet. Bunu bırakalım isterseniz, zaman kaybetmeyin. Bütün sırayı o şekilde gidiyoruz. Tamam. Sonra altta yaptığımız 6 zincirin içine bir zincir çekiyorum araya. 6 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 4. Altı. Altı. Altı zincir kutusu var aşağıda. Onun üzerine 6 trabzan çalışıyoruz. Hepsinin arasına da birer zincir çekiyoruz. Tamam. Sıra sonunda bağladıktan sonra üst sıraya geçiyoruz. 2 zincirle yukarıya çıktık. Her alttaki trabzanın üzerine batarak, normalde 6 trabzan vardı aşağıda. Biz bunu 7'leştireceğiz. Dördüncüsüne çift trabzan yaparak ikinci sıradaki trabzan adedi altta 6'ydı, üstte 7 olmuş olacak. Evet. Sonra araya 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı, alttaki trabzanların tepelerine batarak 7 tane trabzan oluşturuyoruz. Sadece 3 trabzandan sonra dördüncüsüne çift batarak bu 7'yi temin ediyoruz. Bir görelim o 7'yi yapınca. Tabii. Heh. Şöyle. 1, 2 zincir çektim. Tamam. Yavaş. Alttaki trabzanların tepelerini hep batıyorum. 3 tane trabzan çalıştıktan sonra dördüncüsüne aynı noktaya 2 tane trabzan çalışıyorum ikili. O da büyümesini sağlıyor. Evet, kasmasın. Evet. Hani sırada kasmasın diye. Altta da mesela bir zincir çekmiştik. Şimdi 2 zincir çekiyoruz ki aralarda yine kasma yapmasın diye. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde avucunun devam ediyoruz. Avucunun ortasında bize motifi sağ elinde gösterir misin? Sağ elinde. Bitmişini şöyle göstereyim, evet, isterseniz. Bir kıpırdatma, öyle kalsın. Bakın motifimiz bu. Çok da güzel olmuş. Evet.
Yani sonra, şu büyük motifin ortası. Ortası, bu. Evet. Sonra ne yapıyorsun orta olduktan sonra? Sonra bir kısmını yaptın. Evet, anlıyorum. Hazır olsun, tamam, hazır buraya olsun diye. Dedin. Şimdi baştan başlarken de bu şekilde başlıyorsunuz. Evet. Bacakları yapıyor. Önce evet. Alt sıranın bacaklarını yapıyorum. Şimdi şu başladığımız 7 trabzanın ilk birine sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 tane. 14, 15, 20 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın üstüne alıyoruz. 5. zincire bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Çünkü çok yakındasın. Pardon. Ha, ipin... 5. zinciri bir tane ikili trabzan yaptık. Araya 2 zincir çekiyoruz. Boşluğa zincir arada kalıyor. 2 zincir çekerek yine bu direkleri 6 tane yapacağız toplam. Evet. Arada 2 zincir çekerek. 1, 2. Baştakine battın içine. Baştakine battım kayma yapmasın diye. 3, 1, 2. 4. direği yaptık. Yine 1, 2 zincir çektim. 5. direği yaptım. 1, 2 zincir. 6. direk dediğimiz trabzanı yaptım. 2 zincir çekiyorum sonra tekrar. Alt sıradaki bağlamış olduğum trabzana değil, onun hemen yanındakine aradan sık iğneyle bağlıyorum. Ha, bir kaydırdın orada. Bir kaydırdım. Evet. Çok güzel. İç içe girmesin güzel. Diye. Sonra tekrar 3 zincir çekiyorum. Şu sondan ikincinin arasına batıyorum. Tekrar yeni bir kendime tren rayı gibi bir kafes sırası oluşturacağım. Çok güzel. Çok güzel. Kaç zincir atladın şimdi tekrar yapacağım? Arada üç kaç zincir, var? 3 zincir var. 3 tane zincir trabzan. Ve 2 trabzan. Evet. Şimdi yine 20 zincir çekeceğiz. Çok güzelmiş. Bundan ay çiçeği falan da olur. Çok güzel. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz renk, istediğiniz bağlantı rengi. Güzel. Sizin zevkinize kalmış. Yine 20 zincir çektikten sonra 5. zincire ikili bir trabzan çalışıyoruz. Yine 2 zincir. Zincir arada kalacak şekilde 6 adet trabzan oluşturuyoruz burada. Arada hep 2 zincir var. Evet. Niye zincirin üstüne batılmıyor diye sorulursa iç delik olmasın diyorum. Nasıl olsa üzerine sık iğne geçeceğim. Onlar kendi formunu oluşturacaklar. O sık iğne geçmeye geçelim istersen. Evet, şimdi bitiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 2 zincirle evet. Çektim. Yana bağladım. İzleyicilerimiz birleşimini merak ediyorlarmış. Tamam. Gösterecek şimdi. 3 zincirle arayı çektikten sonra şuraya bağlıyorum. Burada şu bağlantı noktaları farklı. Onu anlatabilmek adına hani bunu göstermek istedim. Şimdi yandaki trabzan olayını aldım elime. Tamam. 1-2 sık iğne yaptım. Direklerin arasına yine hep 1-2 sık iğne çalışıyorum. Her direğin arasına. Böylece direk aralarının mesafesi de düzgün olmuş oluyor. Hiçbir sorun olmuyor. Bakayım. Aa, işte kaymıyordu o zaman. Evet. Değil mi? Çok güzel. Bir göster bize oradan. Şuradan 2 sık iğne yaptım. Tamam. Trabzanı alıyorum. Yani etrafını bu şekilde dönüyoruz değil dönüyoruz. Mi hepsini? Evet, evet. Yani şimdi, hiç kolay değil. Bayağı bir zaman alıcı bir şey. Şimdi birini yapmakla vakit kaybetmeyeyim ama nasıl şu ara bağlantının, şuradaki ara bağlantının yapıldığını buradan göster. Göstereyim. 1, 2, 3. Yani 1, 2, 3, 4. kafesi yaptıktan sonra, 2 sık iğnemizi çalıştıktan sonra yan taraftaki şu, tabii üzerine sık iğne gidilmiş olacak. Oo. Hemen tığımızın üzerine 3 kere doluyoruz. Yandaki kafesin 4.'süne tepesine batıyoruz. Uzun bir trabzan aslında bu. 1, 2, 3, 4, 5 kere çekip bağlıyoruz. Ve yine sık iğnemize devam ediyoruz. Böylece bayılmıştır buna. Çok güzel. Böylece bu aradaki bağlantılarda olmuş evet, oldu. Bağlantılarda olmuş oluyor. Çok güzel anlattın buraya kadar. Gerçekten. Peki bağlamayı nasıl yapıyorsun birbirine? Şimdi kalıba öncelikle yerleştirdiniz. Tamam. Evet. Yerleştirdikten sonra
Ben alt köşeden başlıyorum. İsteyen istediği her köşeden başlayabilir. Nasıl rahat geliyorsa. Aynı tığla mı yapıyorsun? Evet, aynı tığla yapıyorum. Şimdi şu motifin burasına tığ geçiriyorum. Tamam. İpimi aldım. Zincirle bağlanıldığı için bir, burada sayı önemi yok. Mesafenin önemi var. Şöyle tutuyorum. Ha, bakıyorsun. Bakıyorum. Burası buraya kısa geldi. Aa, bu efsane, çok güzel. O yüzden bu craft iyi oluyor. Şuraya geldim. Burası iyi mesafe olarak. Tığımı görülebiliyor mu? Görülüyor. Kaydırarak içinden geçiriyorum. Burada bir potluk oluşmasın diye. Tamam. Tekrar bunu nereye atabilirimi düşünüyorum. Ha. Şuraya bağlamak istiyorum mesela. Buraya kadar zincir çekiyorum. Bunu yaparsınız. Çok güzel bir şey. Çok güzel. Motiflerinizi biraz daha farklı, biraz daha büyük. Çok güzel bir teknikten bahsediyor aslında bize. Şimdi buraya geldim. Tekrar bu çiçeğin. Zaten bu sizi yönlendirecektir. Kısa yaptınız, uzun yaptınız. Bak, şimdi gererse söküp, evet, gererse bir tekrar tane yapacağız. Bir zincir daha koyacağız. Aynen. Evet, şimdi onları da yaptın diyelim. Diyelim ki bazen dönüşlerde sıkıntı olur. Mesela şurası çok uzun geldi gözüme. Bunu yaparken daha net kavrayacaklardır. Şuradan şuraya direkt atlamak istemiyorum. Hani evet, farklı bir atraksiyon yapmak istiyorum diyelim. Zinciri o kadar uzun çekmiyorum. Evet. Biraz evvel trabzan bağlarken yaptığım taktik gibi. Tığımın üzerine doladım. 3-4 kere gideceğiniz mesafeye göre. Çiçeğin hemen burasına tığımı taktım. Burada bir trabzan çalışıyorum aslında. 1-2-3-4-5 ve şunu bağladım. İpim ortada kaldı. Evet. Buradan da... Ay, bu çok iyi bir şey öğrettin şu anda bize. Ben bilmiyorum buradan, bunu. Bu şimdi şuna gitmek istiyorum. Heh. Ama diyelim ki bu da beni hani kasacak, yoracak. Hani çok fazla zincir olacak. Tekrar tığımın üzerine doluyorum. Bu sefer şuraya batıyorum. Tekrar uzun bir trabzan çalışıyorum aslında. Ben buna bir alkış isterim. Bunu bilenler, dantel yapanlar, bilenler biliyordur. Ben çok güzel bir şey öğrenmiş oldum kendi adıma. Şimdi şurada bakın, hani düz zincir gidişatı olmadı. Heh. Farklı bir şekil oldu. Bu da elbisede hani dümdüz gidişler olmasını engelliyor. Erkan, elbise üstünden bir bize bir görüntü verirseniz arkadaşlar. Renkli elbise üzerinden, renkliden rica edeyim. Evet. Bakın, gördünüz mü, hiç böyle... gayri muntazam ama kendi içinde bir şeyi var. Örümcek yuva yapmış gibi olmuş. Bayağı güzel. Evet. Sonra işte buraya bağlıyorum. Öyle öyle yapıyorsun. Evet. Biraz sabır isteyen bir iş tabii. Bence de. Hani hata da yapılabilir. Tekrar sökmek de gerekebilir. Hani beğenmediğiniz bir yön oluyor, bağlantı oluyor. Baştan sökebiliyorsunuz. Hani bu artık işin gidişatına. Mesela şuraya baktığımızda 1, 2, 3, 4 motif var şurada. Şurada bir yoğunluk var. Burada da mesela yine aynısı gibi, deminki gibi 3, 4, 5, 6. Tam ortaya gelemedim. Şu tam ortaya gelmek istiyorum. Geldiğimi düşünüyorum. Yine tığın üzerine doladım. Şuradaki motife battım. Tamam. Yine trabzan çalışıyorum. Sonra şimdi tecrübeyle, yani yapa yapa insanın, evet, şeysi daha gelişiyor. Mesela bu craft kağıdın üzerine çalışma fikri, şu trabzanla oraya ilave şeyler, zincirler çekme fikri, o örümcek gibi, ayçiçeği gibi ortadaki motifte de o trabzanlı, evet, geçiş çok hoşuma gitti doğrusu. Çok güzel olmuş. Şimdi diğer çiçeğe de bunu. İpim ortada kaldı. Efendim, evet, sen onu yapa dur. Bende olsun kulağın. Tabii. Bunun ütü yapıyor musun buna? Kağıttayken mi yapıyorsun? Yok, iş bittikten sonra hafif buharsız ütüyle, ılık ısıyla çok hafif bir ütü vuruyoruz tersinden. Tersinden. Hı hı. Şurada bir iki bir şey var, seyircilerimizin ilgisini çekmiştir. Bu da yazlık bir elbise mi? O da mi? Plaj elbisesi, sırtı açık uzun bir plaj elbisesi. Şunu şöyle bir dakika yapacağım. Şöyle, plaj elbisesi, sırtı açıkmış bunun. Sırtı bunu açık, evet. Mayo üstü. Vay 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 vay, plajlar bu sene
Bak kendimi kaptırdım, tuttum bunu. Ne yapacağız şimdi Rüya? Pıs pıs diyor Rüya'dan, pıs pıs. Ben göstereyim isterseniz size, elim. Olsun. Şuna bir de şunu gösterir misin bize? O da çok güzelmiş. Bu her ikisi de dantel ipiyle örüldü. Evet. Kaç numara dantel ipiyle ördü? Numaraları yok. Bu hani şimdi marka söylemek ya istemediğim için. A ipliği mi? A ipliğinin bir tık incesi. Bir tık incesi. Evet. Bu şöyle görünebiliyor mu bilemiyorum ama. Çok güzel oldu. Omuz. Şöyle omuz dekoltesi olan, tabii içine astarla. Fransızlar çok yaparlar bunu. Siyahı da gösterelim. Ondan sonra bitirelim Erkancığım. Ürkücüğüm, sayfanda bize şunun şurada hazırken bir resmini çek. Tamam. Bunları yayınlayalım. Tamam. Şurada çok güzel duruyor. Tamam. Bakın bu da. Bu da yine şöyle uzun bir elbise. Bu abiye bir elbise tabii. Aşağıya doğru tabii astarı bunun yapılacak. Bunu ister uzun yapın. Vallahi bir düğünde müğünde de. Evet. Bu da dantel ipliği çünkü. Düğünler olduğu zaman. Tabii şimdi evleniliyor. Düğünler sonraya kaldı. Allah mutlu etsin herkesi. Amin inşallah. Gerçekten Ülkü bana iki tane böyle bir elbise ördü, bu siyah gibi falan. Ama ikisi de çok şık. Hani şey diyorum, evladiyelik. Evet. İkisi evet. de çok güzel. Güle güle, güzel günlerde inşallah. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim şahane. Şahane bilgiler aldık. Süre kısa ama iyi anlatıldı, iyi bilgiler aldık. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.